sporcularından bir tanesi. Olimpiyat şampiyonluğu olan ve 4 defa dünya şampiyonluğu, 2 defa dünya kupası şampiyonluğu olan, yani 6 defa falan dünya, 2 defa falan dünya şampiyonluğu olan bir sporcu. Çok deneyimli, çok başarılı bir sporcu. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz ülkemizde ağırladık ve müsabakalar yaptık, antrenmanlar yaptık. Böylece İran milli takımını da bu yarı finalin favorisi olarak adlandırabiliriz. İçinde kullanmadı o tekniği. Aldatma düşüncesiyle yaptığı bir teknik hareketti o yani. Yukarıya attığı bir teknik değil, aldatmak için yaptığı bir teknikti. Ama o anda bir kontra gelmesi söz konusu olabilir. Vurabilir veyahut da o attığı teknikten orta seviye. Rakibi yanılmıyorsam Trinidad Tobago'dandı. Tecrübesiz bir oyuncu. O tip olaylar yaşanabilir mi onun endişesiyle? Her ne kadar bütün önlemler alınsa da bir kontak sporu tekvando'da böyle sıkıntılar olabiliyor. Kralı tecrübeli sporcular. 1 saniyenin içindeyiz. Yine sizin aldatma. Evet, 1 puan aldı. Onun üzerine de 2 ihtar alınca maç berabere geldi, 0-0. Zannediyorum 2. 3. roundda biraz daha atak müsabaka yapacak. Müsabakadan Bahave'yi görüyorsunuz. 72 kiloda ikinci yarı final mücadelesi bu ve bu yarı finalin ardından finaller oynanacak. Evet, maç başladı. Tabii bu siklette bizim de bir sporcumuz vardır, Rıdvan Baygut. Birinci maçta yere düşünce bileğinin üzerine düştü. 0-0'lık durum devam ediyor. Yani müsabaka çok dengesiz çıkan sporcuları tutuyorlar. Onu destekliyorlar. Bir Duchagi denemesi yaptı ama puan çıkmadı. Bana sanki verilebilir gibi gelmişti ama siz ne diyeceksiniz? O çıkabilirdi evet. Puan. Her zamanki izlediğimiz durumu değil bu. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü sanki bir sakatlığı varmış gibi veyahut da açıkçası öyle olmadı. Üçüncü roundda bakalım neler olacak. Beraber izleyeceğiz. Peki bu acaba İranlı sporcunun da bizim gibi düşünmesinden kaynaklanan bir konsantrasyon eksikliği olabilir mi? Şampiyonluklara doymuş sporcular belki birazcık daha maçlara bu şekilde çıkabiliyorlar. Çünkü defalarca müsabaka yapmışlar, defalarca şampiyonluk yaşamışlar. Ve dönem dönem de bu tür sporcuların yenildiğini de görüyoruz. Evet, bu arada da Afganlı bir puan aldı. O anlardan birini mi yaşayacağız yani acaba diye soracağım. Olabilir de. Olabilir de ama kendisini toparlaması lazım bence İranlı sporcunun. Yine bir Duchagi vurdu, çıkmadı. Yine puan çıkmadı. Yani evet, kaçtığından dolayı hakem ihtar verdi mi? Verdi. Evet, verdi Afganlı'ya. Evet. Şimdi 1 dakika 40 saniye var. 1-0'lık avantajı yani ben, var Bahave'nin. Gördüğüm kadarıyla İranlı sporcu kendi müsabakasını yapmıyor şu anda. Yani kendine öz müsabakasını yapmıyor. Çünkü çok teknik, çok başarılı bir sporcu. Bugün daha önce izleme şansınız oldu mu Bonekoğlu? Evet, oldu. Bundan önceki maçını da 6 puanla aldı açıkçası İranlı sporcu. Yani bugün bir tutuklu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 6 puanla aldığı için söyleyebiliriz. Evet, 1 dakikalık bir zaman kaldı. Yine bir Duchagi denemesi var. Puan çıkmadı. Şimdi burada işte Bonekoğlu'nun tecrübesi konuşabilir. Evet. Şimdi bir Köngo'ya bakar. Beraberliği yakalaması. Bakalım onu aldırabilecek mi rakibine? Son bir tabii dakikanın artık içinde. Artık puan arayışı içerisine girdi. Mecburen yenik pozisyonda. Basukri evet ve ihtarı verdirdi. Müsabaka 0-0'a geldi. Sok.
Evet, bir paldık denemesi ama kuvvetsiz bir paldık denemesiydi. Puan çıkmadı. Afganistanlı Bahave yoruldu gibi geliyor bana biraz. Evet, yorgun. Yorgun gözüküyor ama baktığımızda İranlı sporcu da yorgun gözüküyor. Yani hakikaten şöyle net, akıcı bir teknik çıkmıyor. Sok. Evet, evet. Çünkü çok yorulduğunu biraz önce de söylemiştik. Kendini dinlendiriyor da olabilir açıkçası. Evet, çünkü böyle bitirirse önünde bir round daha olacak. Altın vuruşa altın kalacak. Vuruş. Onları düşünüyor olabilir. Her şeyi düşünüyor olabilir. Sok. Evet. Tabii birazcık dinlendi. Ne kadar da olsa 30-35 saniye yerde. Paulding'i evet, verdiler mi? Hayır. Yok, çıkmadı. Son 20 saniye. Evet ve evet, evet, İranlı işte burada tecrübesini konuşturdu. 15 saniye kala çok net, kuvvetli bir paldık puanı aldı. Tecrübe buralarda son saniyelerde maçı bu şekilde tutarak son saniye bir paldık puanıyla belki de maçı alacak ve finale çıkacak. Son 7 saniyedeyiz gerçekten. Yani gördüğümüzde şu ana kadar hiçbir şey yapmadılar. İkisini de yorgun olarak gördük, hissettik ama son 15 saniye kala çok kuvvetli bir paldık tekniğiyle tecrübesini burada konuşturdu diyebiliriz ama bu arada bir Köngo aldı ve maç yine berabere geldi. Ve müsabaka altın vuruştu. Puana götürdüler müsabakaları. Ve bu da o maçlardan bir tanesi. Evet, işte Paulding'i ardından çok da güzel sıyrılıyor rakibinin darbesinde. O bandatolio dediğimiz çok güzel tekniklerden bir tanesi. Bu müsabaka içerisinde hangi sporcu ilk önce puan alırsa müsabakayı bitirmiş oluyor. Maç orada bitiyor. Evet, şu anda bakın tabelada sıfırlandı. Yani daha önce cezalar olsaydı evet, bir paldık tekniği denedi. Bir Köngo. Evet, Köngo verdi. Afganistan'dan Ahmet Bahave bir Köngo alıyor. Evet. Henüz ekranınıza işlemi düşen de görüyorsunuz. Bir Köngo da alırsa maç otomatik biter. Olarak bitecek. Evet ve puan. Evet, bence puan bu. Puan çıktı, ama ben gördüm. Ama evet, 3 sanki 3 hakem bastı gibi, evet. Ben de öyle gördüm ama skorboard'a yansımadı. Hayır, 3 ışığı da gördüm ama tabii biliyorsunuz onun belli bir süresi var. Evet, 2 saniye kadar. O süreyi aştıkları zaman geçerli olmuyor. Bu da elektronik olarak ölçüldüğüne göre. Evet. Allah, bu Köngo ile çok ilginç. İranlı çok ilginç. Evet, hakem elendi. Çok enteresan bir müsabaka. İkinci Köngo'yu verdi İranlıya ve maçı İranlı sporcu kaybediyor. Evet, gerçekten yani enteresan bir karşılaşma izledik. Gitti geldi, gitti geldi. Afganistan'dan Nesar Ahmet Bahave, İranlı teknik adam da ekranlarınıza geliyor. Finale yükseliyor. Protestoları var. Bakalım bu itirazlar onlara bir şey getirecek mi? Getirmeyecek. Tekvando'da görülmüş bir şey değil çünkü. Gördüğünüz